Hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarıkla helaya girdiğine dair deliller söylemeye çalışıyorlar. Bu konuya hakkani bakış nasıl olur? Yok. Yok. Sarıkla helaya girmek edep değil. Sarığın ayrı bir azameti var. Efendimizin tabi zamanında hela mefhumu farklıydı. Evet, o da Bunu hocam. anlamak lazım. Yani. Öyle bizim gibi helalları yok onların mübarekler. Durum orada farklı. Onun için yani usulen de helaya niye sarıkla girelim ya? yani, <laughs> Değil mi? Sarıkla girmenin mantığı da yok. Sürülür bir tarafa düşer. Gerçi bilmiyorum bizim gibi sarkıtıyor mu sarkıtmıyor mu insanlar bir yere değer temizlik yaparken. Sıkıntı yani hani bunu e, güzel bir adap olduğunu biraz düşünse insan çözer zaten yani. Ama bizim e, adab kitaplarımızda helaya sarıkla girilmez. Sarık azametin ifadesidir e, hela gibi yerlerde olacak iş değildir yani. Takılmaması gerekiyor. Namazda ve savaşta ve mübarek vazifelerdeyken insanın başında olur. Sünnetin bize öğrettiği usul uslu böyle. Adab kitaplarımızda da helaya girilmez. Mesela yerdeyken sarık sarılmaz. Bu da bir edeptir. Oturarak sarılmaz sarık mesela. Sarığa hürmet etmek gerekiyor. Bir defa yere konmaz sarık, evet. öyle hürmetlidir, ee, azametli bir elbisedir yani. Onun için öyle süfli yerlere de sarıkla girilmez, öyle. Bunlar da hani şunun altını çizeyim belki insanlara daha etkili olur. Fakirlik yapar bunlar. <gülüyor> 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 Fakirlik değil de daha çok korkuyor insanlar. <laughs> Fakirlik yapar mesela Adab kitaplarında öyle oturarak sarık sarmak fakirlik yapar, helaya sarıkla girmek fakirlik yapar diye söylenmiş yani. yani dikkat etmek Kartınızda lazım. limiti düşer. Yani dikkat edin. Hocam cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han kardeş katili yasasına hakkane bakış nasıl olabilir, nasıl yapabilirsiniz? Bunları daha önce dile getirdik. İşlenmiş, evet. Yani oradan kardeşleriniz baksınlar tarihi. Tam bir net bilgiyle önümüze dökecekler ki biz ondan sonra bu noktaları işleyeceğiz, bu noktaları söyleyeceğiz. Uçuk Yani bebek katli diyorlar. Evet. Bebek dedikleri kaç yaşında? 13 yaşında. Devlete ayak kalkmış, arkasında koskoca ordu almış gibi insanlar mesela. Bu tarz şeyler bebek katliydi, yok şu katliydi, bu katliydi diyerekten Osmanlı üzerine çizmek için kullanılan ifadeler bunlar. Bunlar kabul edilemez. Hakiki tarih ortaya dökülür. Neden, ne için yapıldığı da beyan edilir. O zaman insanlar da anlar. Burada bir koltuk sevdasında olan insan yok. Burada işte topraklarını sırf saltanatı büyüsün diye büyütme derdine olan bir insan yok. Burada Resulullah aşığı olan, İslam dinine aşı olan bir insan var. Bu devleti çok büyük katkılarda bulunmuş. Dünyaya heybetiyle, izzetiyle kendini göstermiş, kanıtlamış ve kendi donanımıyla şahsi olarak da müthişliğini ortaya koymuş bir zat var. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Yani o iman noktasında bizden çok ileride yani. Çok ileri de Resul-i Ekrem'in övgüsünü almış zaten. E sen kalkıp böyle bir zatın gelişi güzel birlerini katledeceğine mi inanıyorsun yani? İş mi bu? Onun için Osmanlı'nın üzerini karalamak için Osmanlı düşmanlarının kullandığı kelimelerden uzak duralım. Uzak duralım. Bin bir türlü güzelliklerin üstünü kapatmak ve çizmek için bu tarz şeyler kullanılıyor, hakaret ediliyor, Millette ha, o öyle miydi? Tamam o zaman salla gitsin diyor. Yahu sen Senin bırak kendini bütün sülaleni toplasan Fatih'in tırnağı edemezsin arkadaş. Allah'a yakınlık noktasında. Resul-i Ekrem'in yakınlık noktasında. Sen Fatih'i sevmesen Fatih'e ne eksiklik gelir yani? O almış övgüsünü gitmiş mübarek. Peygamber'in meclisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem övgüsünü almış. Sen buradan oturup da Tarihi tenkit eden insanlar elinden hiçbir şey gelmeyen insanlardır. Bakın şimdi mesela Osmanlı'yı kim tenkit diyor? Hangi partiler? CHP. Al eline yönetimi bütün CHP'ler berbat. Ya sen Osmanlı'nın binde birini sergileyemedin. Kalkıp Osmanlı'ya olur olmaz laflar ediyorsun. Osmanlı'da şu yoktu bu yoktu bilmem ne yoktu falan bir şunu sayıyor. Sende ne var bize onu, onu anlat bakalım. O yoktu dediklerinin hepsi de atmasyon yani. Eline alıp daha kağıtta yazan İstiklal Marşı'nı okuyamayan adam bu. Bu Kemal Kılıçdaroğlu mesela. Böyle ya. Elini alıyor kağıdı. Orada İstiklal Marşı yapıyor. Korkma. Sönmez. Sönmez bu şafaklarda yüzen alçak. Aynen böyle okuyor. <laughs> Estağfurullah lazım. Kaç kere oldu bu hem de. Ya sen önündeki kağıdı okumaktan aciz adamsın. Kendi dilinde. Çocuktan beri gördüğün, okudun harf bu yani. Sen kendi dilini okumuyorsun. Fatih yedi dil mi biliyordu? Kaç dil biliyordu ya? Velhasıl hani böyle Osmanlı'nın üzerini karalamak için kullanan ifadelerden uzak duralım. Emin olun bugün e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i bir tecelli ediyor. Bu ümmetin sonu başına lanet eder. O zaman geldiği zaman felaketlerin habercisi, haberini veriyor Resulü Ekrem. Ne oldu o zaman yarın? Nasıl olduğu zaman bu felaketler gelir? Ümmetin sonu başına lanet ettiği zaman diyor. Şimdi bu ümmetin sonunda şey Nazım Hazretleri'nin dediği gibi zibil kabilen insanlar kaldı. Elinden hiçbir şey gelmeyen, akşama kadar oturup ateri oynayan. Tamam mı? 2-3 kitap katı karıştırmış. Onlarla birlikte Osmanlı'yı bana övüyorsun canım. Osmanlı şöyle elinde şey ateri. Tamam mı? Osmanlı hakkında konuşuyor yapabildiği tek şey ne? Çok güzel oyun oynamak. Yani o insanlar at üzerinde kaç kilometre gitmiş, neler, hangi orduları devirmiş, geçmiş, ne sıkıntılarla bu hizmetleri etmiş. O elindeki ateli oyunuyla Osmanlı'ya sallayacak, Selçuklu'ya sallayacak. Bizim zavallı Müslümanlar da onların sözleriyle bütün şuurunu bozup gidecek işte. Demeyecek ya ne oturmuşsun orada eline ateriyi almışsın. Çok işe yarar bir adammışsın da. Senin sözünle biz Osmanlı'nın üzerine kirleteceğiz, lekeleyeceğiz. Sen Osmanlı'nın binde biri ol da ondan sonra konuş ya. Ne yapmışsın ki yani? İstediğine işte hepsinin derdi o. Karnı aç ya. Karnını doyuracak bir yer bulsun bitsin. E hayvandan ne farkın var senin? Hayvanı da öyle. En güzel otlağı bulayım diye uğraşıyor işte hayvan. En taze otları yiyeyim, en güzel suları içeyim. Senin de derdin başka bir şey değil. Bu millete, bu devlete ne katarım ben? Ne katarım? Böyle bir derdin yok ki kalkacak elinde atari şeyiyle. Osmanlı öyleydi, Osmanlı böyleydi diye sallayıp geçecek. Allah muhafaza buyursun. Okullara Hı. gitmişler, sınavları geçmek için dersleri yapmışlar. Öğrendikleri de şey bu Osmanlı kötü, Osmanlı şöyle, Osmanlı böyle. Yetiştirdiğimiz gençler, talebeler böyle işte. Hı. Velhasıl öyle koskoca bir cihan sultanın üzerine çizmek basit değil yani. Basit değil. Kendi hayatını, her şeyini bir kenara bırakmış. Bu dini İslam için nice hizmetlerde bulmuş insanların üzerine öyle karalayamazlar, lekeleyemezler. Boş boş konuşmasın kimse. Şanlı ecdadını anlamaya çalışsın ki insan olsun. O da şanlı olsun.